Gel oğlum sana şehitlerimizi göstereyim. Göster oğlum. Şehit Erkan Pala 15 Temmuz gecesi vatanımızı milletimizi korumak için köprüde şehit oldu. Bu adamlar bu insanlar olmasaydı şu an belki de ölmüş olacaktık. Ölmüş olacaktık. Topraklarımız gitmiş olabilirdi elimizden. Bu adamlar bizim memleketimizi mi korudular? Evet oğlum, memleketimizi korudular, topraklarımızı korudular, vatanımızı korudular. Bunlar olmasaydı belki de bu topraklar artık yaşayamayacaktık. Gel oğlum gel gezelim. Hadi gidelim. Gel gezelim oğlum. Bak oğlum, binlerce insan var burada, şehitlerimiz var. Buralarda şehitlerimiz vatanımızı, milletimizi korudu. Memleketimizi mi korudular baba? Evet oğlum, memleketimizi korudular. Bunlar baba gel hayat hikayelerini okuyalım, önlerinde yazıyor, gel okuyalım. Şehit Bülent Aydın demiş. Eşi şöyle bir nöbetlerin uzun görevlerini hesap ediyor. 8 yaşına gelmiş kızını, babasını, hepsini 4 yıl görebildiği çıkıyor ortaya. Baba. Ya kızı da varmış. Genelkurmay karargahında şehit olmuş. Evet. Burada bir sürü insan var. Hepsinin hepsi kendisinin 15 Temmuz şehitleri. Hepsinin hayatı 15 Temmuz'da bizim için şehit oldular. Evet baba. Oğlum, binlerce kişi sırf bizi, vatanımızı, milletimizi korumak için şehit oldular. Çok üzüldüm baba. Allah rahmet eylesin oğlum. Mekanları cennet olsun hepsinin. Amin baba, hadi gel diğerlerinin hayat hikayelerini okuyalım. Gidelim. Fatiha okuyalım. Kanka görüyor musun? Bizler için şehit oldular ya. Vatanımızı, milletimizi korumak için şehit oldular. Oğlum o değil de bir sürü şehit var. Hepsi 15 Temmuz'da şehit oldular. Memleketimiz için, vatanımız için. Gel Fatiha okuyalım. Mekanları cennet olsun. Amin. Haydi gidelim.